Merhaba arkadaşlar, kardeşler, abiler, dayılar, amcalar, neneler, teyzeler, kanalımıza hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Bugün yanımızda Mert Altınışık var, başarılı oyuncu. Hoş geldin abi. Hoş bulduk abi. Nasılsın? Eyvallah, sen nasılsın? Ben de iyiyim. Seni getirdik böyle enteresan bir yere. Hiç böyle bir aşçı mutfağı mı diyeyim ya da bir restoran mutfağına girdin mi daha önce? Ya girdim ya, şu an hatırlamıyorum çünkü bayağı etler benim ağzımı sulandırıyor. Benim nevrim döndü abi, etten başka bir şey göremiyorum şu an. Anladığım kadarıyla otçu değilsin. Etçi. Direkt net etçiyim ben ya. Evet, net. Bugün o zaman... Çiğ et ağzım sulanıyor. Adana yapacağız. Bonfile. Bonfile yapacağız. Anam. Bunu böyle şimdi atacağız her tarafını. Ne o? Mühürleyeceğiz. Mühürleyeceğiz. Mühürledikten sonra dilim sonra tekrar pişireceğiz falan. Ben yaparım abi, ben biliyorum bu işleri ya. Bir de tablacı salatası yapacağız. O da bende. Salata nedir biliyor musun? Daha önce duydun mu? Tablacı. Evet. Yani öğrendim dedim de gördüm. Daha öğrenemedim. O zaman biz neyle başlayalım? Şimdi abi sen yemek yaparken ben sana sorular soracağım. Ama önce Adana ile başlayalım. Çünkü bunu ocağa götürüyor. Ocakta sohbetimize devam edeceğiz. Sen Adana'ya başla. İzlettin babadan kopyala. Abi bu aralar ne yapıyorsun? Nasıl gidiyor hayat? Valla bu aralar ne yapıyoruz? Bu aralar iş güç koşturuyoruz. Spor yapıyoruz. Yapmaya tekrar başladık. Bir ara çünkü bayağı bir spordan da sıkılmıştım. Yaymıştım bayağı, böyle bir kilo almaya başladım. Tekrar spor yapıyorum şu ara. Oyunumuz başlayacak. Onun provası var. Tiyatro oyunu. Tiyatro oyunu. Aa çok güzel. Ondan ne zaman başlıyor? Tarih belli mi? Tarih şu an net bir tarih yok. Çünkü şöyle bir şey var abi. Havada akrobasi dersleri falan almaya başladık. Onun eğitim biraz uzun sürüyor. Bayağı da meşakkatli bir durum. O yüzden tarih veremiyoruz şu anda ama uzun bir süreci var. Prova süreci var. Oyun nasıl bir oyun diye desek bize spoiler verir misin? Oyun nasıl bir oyun? Soytarılar diye bir oyun. 3 soytarı üzerinden dünya sistemini falan sorgulayacağımız bir oyun. Bu kadar anlatayım yani. Çünkü çok net anlayabileceğimiz bir oyun olacağı için şimdi spoiler vermiş oluruz baya. O zaman oyun başladığında biz de izlemeye geleceğiz. Öyle değilim. Davetlimsin. Eyvallah. Davetini de kaptık abi bak. Kaptık yine hadi. Bilet parası da vermeyeceğiz ha. Nasıl oldu baba? Biraz dağınık oldu ya. Niye öyle oldu? İzzet abi gelince fenomenleri de beraber getiriyor bak. Full reklam geleceğiz. Abi yapabiliyormuş değil mi? Yok yapıyor, sıkıntı yok. Değil mi? Ama eldiven yüzünden olmuyor. Evet abi hep eldiven yüzünden. Hayranların bunu çok merak ediyor. Şu aralar hani bir tiyatro oyunu var, ona hazırlanıyorsun. Evet abi. Özellikle ekranda olacak mısın? Sorusu çok fazla gelmiş. Herhalde gelen 150 sorun arasında 50'si onunla ilgili. Seni ekranda görmek istiyorlar. Abi zaten benim mesleğim yani oyunculuk sonuç itibariyle. Çok yakın zamanda da bir iki projemiz var, görüştüğümüz. Bakalım şartlar iki taraf için de uygun olursa çok yakın zamanda görüşeceğiz. Yani bakalım. Şu ana kadar rol alıp da en sevdiğin dizi hangisiydi? Benim soru var. En sevdiğim, ya biliyorsun zaten bu Kemal'in Ben de Yeri Ayrı, Beni Affet de çok keyifliydim. Ama Meryem de benim için çok ayrı bir yere gelirdi. Çünkü oradaki insanlar da gerçekten iyi niyetli, iyi insanlar. Çalışmayı, birlikte çalışmayı seveceğiniz insanlar olduğu için de onun da yeri ayrı oldu bende. Ama ya, her zaman Beni Affet. Kaç bölüm oynamıştın ya? 1012. Aman tanrım. Ömür ya. Bu arada o benim. Harbiden yaptın yani. Tabii el çabukluğu. Evet baba. O bayağı sevdi. Tartımız da yok ama olsun, bir tane daha yapalım. Hadi en iyi yaptığın yemek hangisi? Valla ben uydurmasyon şeyleri daha çok seviyorum işin açıkçası. En iyi yaptığım yemek ne bileyim, bak ben böreği çok severim. Bunu herkes de bilir çünkü hep söylüyorum, hep dile getiriyorum. Böreği iyi yaparım. Eti de çok iyi yaparım orada. Eti de çok sevdiğim için. İkisi benim için zaten. Göreceğiz. Burada duruyor etimiz. Bakalım iyi yapıyor mu? Doğru mu yapıyorum bilmiyorum ama yani bayağı her yere domates şey yaptım. Afiyet bal şeker olsun. İsteyen var mı domates? Yani evde hakikaten böyle yaparım abi. Doğru mu? Birazcık böyle şey yaptım ama. Tablayı biliyor musun tablayı? Tablayı. Adana'da tezgahtan kebap pişirme mantıkları var diye. Evet. Ona biz tabla diyoruz. Tamam. Onda yapılan salataya da tablacı salata. Herhalde hızlı böyle çoban salata gibi. Abi hız bir yere kadar şu an hızlı yapamam. Evet abi. Tablan hiç mantıklı değilmiş. Onu öğrendim. Çok sıcak benim yandım. Abi şarkı falan söylüyor musun? Söylüyorum. Duşlar falan. O zaman bir türkü alalım diyormuş. Yok zaten. Duşa gel diyormuş. Şey var abi, zaten bir enstrüman çalma durumumuz var. Yani böyle bağlamam var. Abi, gitar çalarım. Aynen. Yere neyi üflemeye başlamıştım. O kaldı, onun üzerine çok gidemedim ama böyle bağlama çalarım, gitar çalarım böyle. Kendi başıma öğrenmişimdir hepsini de yani. Zaten şan, solfej eğitimi alıyorsun konservatuvarda. O yüzden söylerim yani, hiç şey yapmayacağım. Sen nereden mezun olmuştun? Uludağ Üniversitesi'nden, Uludağ. Oyunculuk bölümünden mezun olmuştum. Hatta ilk mezunuyum. Bölümün ilk mezunuyum yani. Aa, evet.
Adanalısın. Adana. Aslen Adanalıyım ama 8 yaşıma kadar Adana'da kaldım ben. Ben Bursa'da büyüdüm. Adana'da doğdum. 8 yaşından sonra Bursa'daydım. Bursa'dan. Yani Urfa'dan sonra Adana'da en fazla ünlü olan şehir değil mi? Urfa'dan sonra en fazla ünlü Adana'da var. Bunu tabağa alıyor muyum? Her insanın fenomen oluyor ya. Sokakta gezen fenomen. Böyle bir şey olamaz. Yani. Adana mı? Evet. Sokakta gezen fenomen yani. Allah Allah. Şu telefonun ön kamerasını açan herkes fenomen oluyor. Şu an Adanalılar saldırabilir arkadaşlar. Övüyorum sizi. Yanlış anlamayın sakın. Ama şöyle Adana'nın insanı sıcak, canlı, hareketli adamlar yani. Belki o yüzden. Abi kendinde en çok değiştirmek istediğin şey nedir? Kendimde en çok değiştirmek istediğim şey biraz fazla takıntılıyım abi ben. Onu değiştirebilirim belki. Yani hani biraz böyle mükemmeliyetçilik mi diyeyim, ne diyeyim. Onu değiştirmek isterdim bak. Falan mı? Evet evet, o biraz fazla. Normal, çağın hastalığı. Değil mi? Çağın hastalığı. Bence domates gibi. Vardı da. Hı-hı. Geçti ama abi. Ya boş ver ya, falana çevirdim için. Ya onu yapamıyorum abi. Bir de ben bir şey olacaksa hemen olsun, çabuk olsun, tez canlıyım o konuda. Yani eğer eti yapacaksak hemen eti yapalım, yiyelim, tadına varalım. Ama bu eti yapacağız da, bekleyecek de, olacak da. Onlara gelemiyorum abi. Biraz sabırsızım yani. Peki mesela bir gün uyandın. İşte bir günde her zaman rutin olarak yaptığın şey nedir? Rutin onu olarak? Her gün yapıyorsun. Bak sen bu soruyu bana daha önce de sormuştun. Yine cevap vermemiştim. Yine cevap vermemiştim. Bir daha sor. Abi rutini hep değiştiriyorum ben. Ya rutin olmaması için değiştiriyorum aslına bakarsan. Yani çünkü insan hep aynı şeyi yaparsa bu sefer yaşadığından zevk almıyor. Sabah kalktıktan sonra yaptığım tek rutinim kahvaltı abi. Aslında şey, psikologlar falan da şey diyor. Mesela her gün gittiğiniz yolsa o yolu tabii her gün değiştirin. Farklı yollarla gidin daha. O zihnin başka yerlerini de, beynin başka yerlerini de harekete geçirip çalıştırın. Hayatında yapmaktan en zevk aldığın şey abi. Soğan doğramak diyor. Adana yapmak. Baba bu ne ya? Bu bıçak değil ki bu. Hayır bir de bu var yani. Yani normal bir bıçak vermediniz ki abi. Olay şu üstadım. Sosyal medyadan bahsettik ama sosyal medyadan aldığımız haberlere göre. Evet. Mert Altınışık Netflix'in projesinde yer alacakmış. Aha. Öyleymiş. Doğru mu? Aram. Kardeşim. Hayır sen ona büyük dedin ya bu geldi. Ya Allah. Abi. Kılıç kalkan ikili gibi olduk ya bunu. Evet şu an. Baba bunu maydanozu doğramak için mi getirdin sen? Bir dönem projesine hazırlıyoruz seni abi. Dönem projesinde Adanacı'yı oynuyor. Evet. Tamam eline denk gelmesin şimdi. Bayağı keskin görünüyor yani. O bayağı keskin zaten abi. Tehlikeli baba. Biraz daha az tutarım. Evet. Bir televizyon için yeni bir proje var mı? Netflix, hadi dev bir prodüksiyonlar. İnşallah onlar sen projede görürsen. Televizyonda abi tabii ki var ama bunların hepsi işte görüşme aşamasında. Hep biliyorsun hani ülkedeki durumlarda çözümlensin, dursun, durulsun. Evet, reklam şeyleri falan. Tabii her şey o kadar matematiksel yürüyor ki aslına bakarsan. İnsanlar hani izlerken ya da izlemeden önce her şeyi birazcık daha böyle çabuk olsun diye bekliyor seyirciler. Seyirciler de haklı, görmek istiyor birçok şeyi. Ama hepsi bir matematik yani, büyük bir matematik olduğu için biraz zamanı var. Vallahi bugün çok keyifliydi. Çok güzel bir program yaptığımıza inanıyorum. Yani sorular iyiydi, keyifli bir yemek hazırladık. Sonuçta et programda da dediğim gibi benim ağzım çiğ ete bile sulandığı için benim için çok keyifli bir programdı. Ekip de gayet efsane. Yani Mustafa ile niye çalıştıklarını tabii ben de bilmiyorum. Çok kaprisli bir kere, çok konuşuyor. Bir de beni doldurmaya çalıştı orada fenomenleri, Atakanları. Tanımam etmem arkadaş, ben niye dolayım adamlara ya? Haksız mıyım çocuklar? Doğru abi. Sizi de üzüyor galiba. Bize de yemek yedirmiyor falan. Yemek yedirmiyor. Yok. Kardeşim benim ben söyleyeyim şurada ya. Paranızı veriyor mu oğlum bu herif? Para da yok. Al gel biraz çay iç bari ya. Ağzın şey, kurumuşsun senin bütün gün. Yazık günah. Bana da benim canım o kadar da değil. Vallahi genel itibariyle keyifliydi her şey yolunda. Dediğim gibi bir Mustafa işte yani. Mustafa olmasaydı sen daha yaparsın mesela bu programı. Böyle düşünün. Bence çıkarım Mustafa'yı aradan. Para kazanın birazcık. Her yeri mekan sahibi falan. Ya tamam kardeşim benim de çevrem var ya, ben yardımcı olur mu size bir şekilde? Tamam abi, biz de zaten çok hevesli değiliz ya. Olmayın zaten oğlum, yazık günah. Korkma oğlum korkma, ben yanındayım lan, şey yapma, kapatma yüzünü. Abi son olarak Mustafa bir şey demişti sana ya, yaptığın eti beğenmemişti. Mustafa mı? Az pişmiş dedi, az pişmiş falan dedi. Az pişmiş olmamış dedi. Ömründe böyle et mi yedin? Mustafa Allah'ın seviyorsan geldim burada. Konsol sayesinde şu anda et yiyorsun, beni konuşturma burada. Bir şey dedi, Adanalı dedi. Evet. Ama dedi hani yapmayı bilmiyor falan dedi. Yapamıyor dedi. İşte dedi gömeceğim ben onu. Bir gelecek yapamayacak. O yüzden renk tip gömeceğim falan dedi. İzleteceğim kendimi. Ben diyorum kardeşim.
siz bir programı daha iyi yaparsınız. Bana güvenin. Ben de sunarım istiyorsanız. Ben sunayım mı? Sunar. Tamam. Ne kadar verecekti bu size vermedi? Tamam, ben hallederim onu ya. Ben de. Abi böyle çok mutlu olduğun şey yaparken, mutlu olduğun şey var mı daha doğrusu? Yaparken mutlu olduğun bir şey. Sonunda soruyu sorabildim. 3 defa farklı yöntemle sordum. Abi, ne biçim yazmışsın soruyu? Yani oyunculuk yaparken çok mutlu oluyorum. Dünyanın ne mutlu adamı oluyorum. Gerçekten yani bu hani hangi oyuncuya sorarsan sor aynı şeyi söyleyecektir büyük ihtimalle. Oyunculuk gerçekten dünyanın en kutsal mesleklerinden biri. Ve çok enteresan bir soru var. Sosyal medyadan gelen bir soru. Bir kadın dünyaya olsun. Bir kadın, dünyaya olarak, bir kadın gelseydin, olarak gelsem neyi yapmazdın? Neyi yapmazdın? Çocuk yapmazdın. Yani. Bravo. Bir erkeğin insafına kendimi bırakmazdım abi. Kendi ayaklarımın üzerinde dururdum. Yani. Baba ne yapmazdın? Bir işte bırakmazdım diyor. Tabii bir kadın yani bir erkeğin insafına kendini bırakmamalı. Kendi gücü, kendi düşünceleri, kendi söylediği cümleler olması gerekiyor. Yani. Bir soru daha var. Çok önemli bir dizide başrol mü yoksa 1 milyon TL mi? Kesinlikle çok önemli bir dizide başrol. Peki böyle özellikle oynamak istediğin bir karakter var mı? Özellikle ben şey yapmıyorum abi ya, yani böyle hani şunu oynayayım bunu oynayayım demiyorum. Hakikaten altyapısı olan ve gerçekten bir şey anlatan insanları projede, her türlü projede oynarım ama eskiden şöyle bir şeyim vardı, hala da var birazcık da, tarihi bir karakteri isterim ya. Evet, yani özellikle hani Cumhuriyet döneminde, yani o Cumhuriyet'in kuruluş dönemlerinde oynayabileceğim bir karakteri isterim yani. Televizyon izleyelim, ardından şeye doğru geçeceğiz değil mi şimdi? Evet. Evet, eti pişirelim, orada sorularımı sormaya devam edeceğim. Şimdi konfilemizi aldık ve pişirelim. Abi ne yaptın şimdi sen Allah? Baba ben şimdi oraya bir kuyruk yağı sürdüm. Evet. Fecaat olacak bu, fecaat. Hadi bakalım. Aynen öyle, bakalım. Mesela bak. Abi bu ne ya? Bu ne ya? Abi okulda nasıl bir öğrenciydin diye bir soru var. Ben arada soruları soruyorum da senin şifanların bana saldırır. Valla okulda, üniversitede iyiydim aslına bakarsan. Ortalamam da iyiydi yani ama mesela benim hakkımda çıkan bir şey var. İlk bir tane biyografi vardı, gördüm. Matematiği çok severdi gibi bir şey. Hani matematikte çok iyiydi diye bir tane yalan şey çıkmış. Abi benim matematikle aram gerçekten çok kötüydü ya. Hala da kötü ama. Şey değil yani hani. Ben hep sözelci oldum. Hiç sayısalcı olamadım. Hiç benim sayısal zekam olmadı yani. Benim en sevdiğim hocam matematik hocasıdır ama matematiğim berbattır. Benim demek sevmekle olmuyormuş. Bazen görüştüğümde ona diyeyim. Sevmekle olmuyormuş bu iş. Bazen almıyor. Almıyor yani. Oğlum diyor abi. Çalışmadın ondandır değil mi? Bence sen öğretemedin. Diyor ki ekrana bu kadar çok yakışan efsane bir oyuncu neden bu kadar ara verir ya? Neden? Kalır mı böyle? Abi sağ olsun bu arada hani oyun, yani beni ekrana yakıştırdığı için. Ama izlediği şeyle ekrana yakıştırıyor insanlar aslına bakarsan biraz da. Evet, belli bir güzel duruş, belli bir izlenme güzelliği vardır ama karakter de insana çok şey katıyor. Şimdi onu da sağlamak derdimiz aslına bakarsan. Kaliteli bir şey olsun, iyi bir şey olsun, gerçekten izletsin, izlediğine değsin. Bütün neden bu aslına bakarsın. Şöyle bir şey dokunan bir şey. Kalbinde hissediyor şu an. Hiç tuhaf şeyler hissetti mi sadece hayata göre sonra? O ne demek? Hiç tuhaf bir şey hissettin mi? Bir içim cız etti. Yok dalga geçmiyorum ama yani hani bir anlamadım soruyu, o yüzden bir şey diyemeyeceğim. Bana sorulsan soru ben de derim ya. Hayatta hiçbir şey hissediyor. Abi insan bir sürü şey hissediyor değil mi hayatta? Yani, kalbin bir şey hissetti mi? Evet. Yani onu da sormuyor. His beyinde olur yani. Falan değil mi? Kalbinle alakalı da değil. Enteresan bir soruymuş. Harbiden çok enteresan olduğu için ben anlamadım, bir sana sorayım dedim. Yok ben de anlamadım abi. O yüzden bir şey diyemeyeceğim şu anda ona. Beni rezerve etmek için. 0543. Yer ayırtmayı unutma. Zamanımı ayırın. Bugün nasıldı? İyiydi. Yani Mert el bebek gibi bebek büyümüş biri. Fark ediyorsunuz değil mi? Gördünüz siz de. Onu aldık, ocağa götürdük adamı. Ocakta ilk defa Adana yaptı. Üstüne de lokum yaptı, bonfile. Adana demiş abi. Adana demişim, çakma Adanalılar. 8 yaşına kadar orada büyümüş ama sonra diyor ki ben Bursalıyım diyor. Yani 8 yılı neredeyse silmiş. Ya insan aslını inkar eder mi ya? Yıldan sen ya. Onları yıldan saymıyor 8 yıl. 8 yıl az mı lan? Bir ömür, çeyrek ömür. Ya ömrün onda biri mi oluyor? Öylemiş. Yani 100 yıl yaşasan falan, 80 yıl yaşasan öyle oluyor, bir şey yok. Evet Mert ya, yapmaya çalıştı hani kebabı falan gerçekten güzel yaptı. Şey, kebabı şişe güzel sapladı. Lan oğlum boşuna mı konuşuyorsun burada? Kebabı güzel sapladı.
Eti de güzel yaptı, harbiden biliyormuş yani. Ama şanslı bir adammış. Genelde biz konuklarımızın yemeğini seçerken, hani bununkini de seçtik ama bilmedikleri ya da ilk defa yaptıkları yemek denk gelirken bu adamın her zaman yaptığı yemek denk geldi. Gerçi bu arada da ne kadar zengin olduğunu da gördük yani. Öyle her zaman yapılabilecek bir yemek değil yaptığımız yani. Biz böyle çekinme çekinme yiyoruz yani. Değil mi? Ulan Mert ne kadar kazanıyor lan sen? Ne kadar kazanıyor? Bence ben arkadaşlarımı ilerleteyim. Zengin arkadaşım hiç olmadı. Bu olsun bari. Bak bu konuda. Ya Mert benim arkamdan biraz şey konuşmuş, iyi konuşmamış ama ben Mert'i ismi gibi Mert bir adam zannederdim. Ama öyle arkamdan yardırarak yüzüme de o canım kardeşim bak bir işin olur bir işin düşerse falan beni her zaman ara diye sarılmakla olmuyormuş yani. Bu kameraya da doğru şeyler söylemek gerekiyor. Ayıp lan Mert, ben o kadar sana iyilik yaptım, şurayı kes, şurayı biç dedim, kestim biçtim ya. Bu muydu yani? Ayıp. Ya oğlum aslında nifak doğmayken sizsiniz lan. Ben şimdi adama gömeceğim de adam siz. Ben ne zaman öyle dedim? Bayağı güzel yapmıştı. Harbi güzel yapmıştı yani. Benim kulağıma demiştim. Vallahi yalan da değil yani. Adam şimdi güzel yapmasa bir şey diyeceğim de. Adam şimdi iyi yapmıştı et. Allah var lokumdu lan. Gerçi sıcak sıcak yedim dilim yandı ama. Yine iyiydi yani. Vallahi et güzeldi adama. Abi siz konsepte uymuyorsunuz. O da geldi burada şey yapmaya, durumu kurtarmaya falan çalışıyor. Sizin kötülemeniz lazım. Hayır niye şimdi kötüledim de senin yüzünden beni kötülemiş şimdi ben vicdan azabı çekiyorum. Vicdanımla reyting arasında gidip geliyorum yani. İzlenme mi vicdan mı? Bence izlenme. Yani bu ülkede vicdan bir popa etmiyor zaten. Evet Mert iyi çocuktur ama becerikli görünüyor ama biraz beceriksizliği de var. Mesela salata kısmında çok beceriksizdi. Biz ona tablacı salatası yapacağım dedik. Öncesinde gösterdik ama o gitti ezme yaptı lan. Ezme salata yaptı harbiden. Yedik ama. Etler iyiydi. Gerçekten iyiydi. Kebap da güzeldi. Ama kebap şöyle. Kebap o yapmadı tabii ki. Sadece şişe sapladı. Yani kebap eti sonuçta mutfağımızda hazır. İşte sos varmış, baharatlar. Gerçi baharat da çok koymuyorlar ama Hasan Usta'dan restoran tarafından yapılmış, restoran tarafından yapılmıştı. Gerek ama onu saymıyorum. Yani onu o yapmış sayılmıyor. Öyle şişe saplamakla olmuyor. Ama diğer eti kendisi pişirdi. Önce dedi ki ben böyle seviyorum dedi. Önümüze koydu falan da yani. Bence gerçek değildi o. Çünkü pişmemişti o et yani. Ben sevdim diye ayak yaptı. Hani beceremedim yerini. Tamam ben böyle seviyorum falan dedi. Sonra ben şey dedim ya böyle yenir mi abi? Bunu kurt adam mısın sen dedim yani. Deyince hemen şey yaptı. Neyse sen çok pişmiş seviyorsun diye hepsini pişirdi. Dedim ki baba dedim ben çok pişmiş seviyorum ama sen kendin için pişmemiş ya. Yo onları da pişirdi. Hepsini pişirdi öyle yedi. Ya iyiydi, hoştu. Ama biraz şeydi yani. Şeydi. Siz anlayın yani. Ama Mert'i seviyoruz. Teşekkür ediyoruz kanalımıza geldiği için. Renk attı. Görüşmek üzere. Peki seni böyle takip eden insanlar işte. Seni çok seven insanlar var. Bize de bir sürü mesaj gönderdiler. Bu insanların sana, ya bize bile çok fazla mesaj gönderdi. Sana gönderdiklerini tahmin edemiyorum. Böyle bazen bunaldığın, sıkıldığın oluyor mu? Ya ne ama yeter ya. Yok yok. Hiç. Abi çantana koyduğun ilk şey. Çanta kullanıyor musun? Çanta kullanmıyorum ya. Gerçi spor yapıyorsun, sırt çantası falan kullanıyorsun. Spor çantası, spora giderken sadece spor çantası. Normal bir sırt çantası çok uzun süredir taşımıyorum. Böyle hiç bir an yanımdan ayırmadığın bir objen, bir nesne, bir aksesuarın var mı? Böyle bir anlam... Telefon! Allah! Ateş ediyorlar. Yanıyoruz. Vuruldum. Telefon abi. Yani herkes gibi artık... Dedin abi, al sana dönemde. Devir doğrama dönemine girdi. Dediğim gibi telefon abi yani hani bu dönemde zaten herkesin elinde telefon var ve düşmüyor. Hani ekstra artık telefona şarj aleti diyebilirim belki yanımda. Ya powerbank falan diyor. Bu arada et de güzel görünüyor şu an. Abi çok terledim. Et de böyle sıcakta bayağı bir mal işte. Biraz önce nasıldı şimdi nasıl yani. Gel vatandaş gel. Ve büyük ağır. Bunu nasıl yiyeceksin? Sen deli misin ya? Böyle mi yiyeceksin? Sen Allah, sen deli misin ya? Şuna bak. Ben böyle yiyorum eti ya. Vallahi. Vallahi böyle yiyorum ya. Ama pişirelim. Şu çizgide kes istersen. Çizgide mi? Olsun öyle mi yapalım? Böyle yenir mi ya? Baba etin güzelliğine gel ya. Ama yesin. Emek ya. Geçen gün biri bana yazmış. Yok videolarında emek yok diye. Bu ne?
Alın tere be. Ne diyor ya? Şu halime bir bak ya. Valla nasıl yemek yok ya? Adam burada yemek yapıyor orada sıcakta ocakta. Peki senin en sevdiğin oyuncu kim abi? Çetin Tekindor. Bak bunu hep söyleyeyim. Çetin Tekindor abi. Ama şimdi gerçekten bana da geçen sormuşlardı. Ben Çetin Tekindor ve Ercan Kesal'ı göstermiştim. Bu ikisi de. Evet ama benim için her zaman Çetin Tekin'in olduğu. Bir gün elbise. Evet onu... Aynı ortamda bile buluşmak, görünmek istemiyorum. Denk gelmek istemiyorum. Olabilir. Ben ne yaşadıysa artık. Ne yaşadıysa. Yok abi şey ya, sözünü tutmayan böyle değişik bir adam yani. Argo konuşup ama yanımda ver falan. Küfür edecektim bunu. Yanımda söylemez. Çok edeceğim. Evet. Aynen öyle canım yani hani... Hiç konuşmadığım biriyle de çalıştım, hiç görüşmediğim biriyle de çalıştım sonuç itibariyle ben. Yani hani bu profesyonellik meselesi, doğru söylüyor. Yani bugün seninle konuşmadığım hali bir projede de olabiliriz. Yani sonuçta sen de ekmek yiyorsun, ben de ekmek yiyorum, ben de iş yapıyorum, sen de yapıyorsun. Bunun arkasında çok çalışan adam var, onlar da iş yapıyor. Ya ben seninle konuşmuyorum ya da görüşmüyorum diye niye setin durumunu, düzenini bozayım ki? Gibi şeyler de var tabii. Profesyonel de bakmak lazım yani hakikaten. Bir gün yine çalışabiliriz, bir gün çalışmayabiliriz. Bu çok fena oldu, onu da söyleyeyim. Evet, yani şimdi böyle baktım ha. Dedim acaba sohbeti kesip yemek mi yesek? Yalnız bunu birazcık daha pişirelim ya. Ortaya doğru. Kan değil ama. Onu söyleyeyim. Bunlar kan değil. Ben kan zannettim. Ama bildiğin bir yemeğe denk geldi. Ve sevdiğin bir şey. Normalde biz böyle antin kuntin şeyler seçiyoruz. Denerim abi. Ne olacak? Mesela antin kuntin ne var? Bilmiyorum işte yani. Şu an düşünmedim ama mesela tava ciğer yaptım. Hayır yaptığımız şeyler var. Tava ciğeri daha kolay yaparım aslında. Yani mesela o şeyden, şişe geçirmekten daha kolay yaparım. Herkes mesela getirip hayatımda ilk defa yaptım. Sen daha önce yapmıştın. Doğru yani. Şanslı adamsın. Ustaya ben onun için bıraktım gittim ki adam biliyormuş işi zaten baba. İndiriyor muyuz? Onu sen yersin. O benim. Al abi onu sen. Demek kazanı sen. Bu babaya. Ay nasıl bakıyor? Kedinin ciğere baktığı gibi bakıyor şu an. Cerrahim. Bu nasıl bir nimettir? İyi pişmişler ayırıyorum. İyi pişmiş yani arkadaşlar var çünkü. Bana. Şuna bak ya. Şunu. Evet. Atalım abi. Müthiş ya. Tuzumuz verdik daha. Ateş et. Yok. Dur bakma. Sen kendi atından ye. Dalına bak. Usta bu ne? Ekso. Abi bu ne? Güzel bir tersin değil mi? Ekstra hiçbir baharat yok. Sadece etin tadı. Lezzet toplaması ya. Şuna bak ya. Ben bunu bir daha atayım da. Şey, sizin de bir saadet ediyorum. Ben şunu bir atayım. Nasıl? Güzel. Güzel değil mi? O zaman şimdi şeye geçiyoruz. Adana'da. Üstüne kebap. Sen çek, sapladığın kebapları biz hazırladık. Vallahi mi diyorsun? Buyur abi, çek abi. Aha. Elini yapma, dikkat ol. Ekmek var senin ya. Ekmek var senin. Abi adam harbi esnaflı adamdı ya. Abi şırdan da seviyormuş, harbi adam. Evet abi, fotoğraf çekebilirsin. Aynen baba, gönder. Tamam. Sen de şuna bak da. Ağzı sulanıyor, çabuk çek. Buradan abi puanlama yapalım. Ben yapıyorum abi. Bak torpil geçmek yok. Abi. Nasıl? 10 üzerinden kaç veriyorsun abi? Noktayı koydum diyorsun. 10 mu verdin lan? 10 abi. 10 mu verdin harbi mi? Adana'dan da biraz al abi. Oğlum Adana'nın netini zaten adam. Hava ver artık ya. 8 yaşına yeteceğim abi. Ha? 8 yaşına yeteceksin şimdi. Yok. Evet gitti. Evet arkadaşlar videomuzun sonuna geldik. Çok teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim. Sizi kırmadın. Esnafla. Seni şu fırında bu sıcakta biraz tuttuk ama gerçi arkadaşlar da düşününce... Zevkle yaptım ya. Çok teşekkür ederiz. Eline sağlık, ayağına sağlık. Ben teşekkür ederim. Başka bir videoda görüşmek üzere. Yorum yapmayı, kanalımıza abone olmayı ve likelamayı unutmayın. Görüşmek üzere. Abi sen biraz daha ortalığı temizle biz geliyoruz. Gel baba. Hadi biz gittik. Hüseyin sen videosunu...